Şeyma Çolak Yüksek, Malatya Yeşört Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Tabii ki biz de gebe hastalarımızı polikliniğimizde muayene ediyoruz. Hastalarımız bize gebelik planlayan hastalarımız bize nelere dikkat etmeleri gerektiğini soruyorlar. En başta beslenme ve hayat tarzı değişiklikleri öneriyoruz kendilerine. Egzersiz de hayat tarzı değişikliklerinin başında yer alıyor. Gebelikte gerek hormonların etkisiyle gerek de kilo alımının haftalar ilerledikçe artmasıyla vücutta bazı değişiklikler oluyor. Bunlar da daha öncesinde spor yapmamış, fiziksel aktivitesi kısıtlı kadınlarda bu değişimler problemlere sebep olabiliyor. Ne gibi sıkıntılar oluyor? Düzenli bir egzersiz hayatı olmayan ya da fiziksel olarak kas ve eklemlerinde problem olan kadınlar gebe kaldıkları zaman gebelik hormonlarının etkisiyle gevşeyen eklem bağları ve kasların bunu karşılayamaması, vücut ağırlığının artması neticesinde postür dediğimiz vücut duruşunun bozulması, gebeliğin artan kilosunu karşılayamaması, belde ağrılara sebep olmaktadır. Aynı zamanda diz eklemi büyük bir artan kiloyu karşılamakta zorlandığı için yürüyüş esnasında ya da istirahat halindeyken diz eklemlerinde, ayak eklemlerinde ağrılar olabilmektedir. Bu sebeple biz gebelerimize ya da gebe kalmadan önce bize başvuran hastalara düzenli fiziksel egzersizler öneriyoruz. Gebe kalmadan önce bunlarda kısıtlama yokken gebe kaldıktan sonra egzersizin tipi değişiyor. Daha çok germe hareketleri, kasları kuvvetlendirici hareketler, karın içi basıncı artırmayan pilates özellikle önerdiğimiz egzersizlerden. Özellikle biz gebelerimize ilk 3 aydan sonra risksiz olan gebelerde daha öncesinde hem ortopedik problemi olmayan hem de gebeliğin riskli olmadığı hastalara gebeliğin ilk 3 ayından itibaren egzersizler öneriyoruz. Bu egzersizler tabii ki gebelere yönelik olmalıdır ve gebe konusunda yetkin kişiler tarafından verilmelidir. Şu anda güncel olarak online egzersiz eğitimleri ya da egzersiz videoları var. Bunları gebelere asla önermiyoruz. Her zaman bir eğitmen eşliğinde yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama ufak yürüyüşler, işte gün içerisindeki hareketlerin de ya da üst vücut kaslarının çalıştırılması ile ilgili egzersizleri kendileri evlerinde uygulayabilirler. Özellikle gebeliğin son 3 ayında hem doğumu kolaylaştırması hem de doğum sonrası süreçte annenin artan fiziksel aktivite, bebeğin bakımıyla beraber başlayan fiziksel aktiviteye uyumunu sağlaması amacıyla kısa yürüyüşler önermekteyiz. Gün içerisinde 40 dakikalık, 45 dakikalık çok hızlı olmayan, annenin işte kalp atışını hızlandırmayan veya su kaybını artırmayan yürüyüşler yapılabilir. Özellikle normal doğum planladığımız hastalarımızda 37-38. Haftadan sonra pelvis dediğimiz kalça eklemini harekete geçiren bazı egzersizler öneriyoruz. Bu da yine gebenin sağlık durumuna, bebeğin sağlık durumuna göre planlıyoruz, düzenliyoruz. Genellikle sıkıntılı olmayan gebelerimizde 37-38. Haftadan sonra yapılan egzersizler doğumu kolaylaştırıyor. Ya da annenin doğum esnasındaki bebeği itme gücü dediğimiz yıkınma hareketlerine de bize yardımcı oluyor. Bunlar da annenin sağlıklı bir doğum geçirmesi, bebeğin doğum kanalından takılmadan ilerlemesi, o süreçte doğum kanalındaki süreci kısaltması ve bu sebeple de oksijensiz kalmayan bebeklerin doğum sonrasında normal hayata adaptasyonunu kolaylaştırıyor.